Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün şehir ve edebiyat konulu programlarımızın altıncısını konuşuyor olacağız. Konuğumuz yeni romanıyla, Olay Beyoğlu'nda geçiyor adlı romanıyla Cihat Duman. Cihat hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz tabii burada biraz daha resmi duruyoruz ama esasında epeyce eski bir arkadaşlığımız var. 2008. 2008'den bu yana yaşlanıyoruz. Evet, 10 yıl geçmiş. Esasında biz seni, daha doğrusu benim için ya da etrafımızdaki insanlar için sen şair Cihat Duman'sın. 3 tane şiir kitabın yayınlandı bundan önce. Ya da Pişman Değilim, Bir Film Müddeti ve Kız Kardeşler. Evet. Şimdi ilk sorum dolayısıyla neden roman yazmaya karar verdin? Olsun. Ondan sonra da yavaş yavaş romanın hakkında konuşalım. Şimdi şair olarak mı tanınıyoruz ya da işte dergici olarak mı tanınıyoruz? Şimdi bizim seninle tanışma serüvenimizin başında da bir dergi olduğu için evet. Yeni Yaz Edebiyat Dergisi. Ondan sonra o dergi bittikten sonra başka dergiler de çıkardım. Kimlik tanımlama sıkıntısı yaşadığımı biliyorsun. Avukat mıyım, işte yazar mıyım? Buna bir dönem yayıncı mıyım? Yani şair miyim, dergici miyim şeyi de katıldı. Dolayısıyla ben bir müddet kendimi dergici diye tanıttım. Yani yeni tanıştığım insanlara, özellikle kültür dünyasından insanlara tanıştığım zaman siz ne iş yaparsınız dediklerine ben dergiciyim diyordum. Ama biz bütün dergilerimizi biliyorsun ekip halinde, kolektif çıkardık. Tek başımıza böyle bir proje yapmadık. O kadar güçlü değildik. Evet. Suçu bölüştük. Evet, herhalde. Suçu biraz da bölüştük. Ben kendimi dergici olarak görüyorum. 3-4 yıldır herhangi bir dergiye bulaşmamış olmam bunu değiştirmez. Aklımda hep proje var. Uygun şartlar oluştuğunda, kişiler geldiğinde ya da işte ne derler, tekamüle erdiğinde yeni bir dergiyle muhakkak meydanlarda olacağız. Peki. Ama işte neden roman sorusu şiir zemini baza alınıp sorulduğunda, yani istinat noktası şiir olduğunda ve neden roman diye sorulduğunda sorunun cevabı beklentileri karşılamayacaktır şimdi birazdan vereceğim cevap. Çünkü sıfırdan bir insana işte neden roman yazmak istediniz dediğinde özgeçmişimi anlatmak istedim, özendim, iyi romancılar benim hayatımı değiştirdi, ben de birilerinin hayatını değiştirmek istedim gibi cevaplar verilebilir. Ama işte 2010, 2012, 2014 3 tane şiir kitabı çıkmış. 10 yıldır da belki 12 yıldır şiir yayınlıyorum. Böyle bir insana şiiri neden terk ettin? Terk ettin mi? Ne de şey yapacak, anımsatacak bir roman sorusu, neden roman sorusu geldiğinde ikisini kesin bir şekilde ikiye ayırarak cevap vermem gerekiyor. Şöyle. Şimdi şiir ve roman arasında dışarıdan baktığımızda ortak nokta kelimelerin, kağıdın evet. Değil mi? Yani bayağı temel ortak noktaya da kullanıyor olması. İkisi de kitap formatındadır. Peki. Yani kitap formatında ortaya çıkar. Ama maalesef çok temel bir ayrım var. Düz yazıda romandaki kelimelerin durumuyla, yani ne derler, durum çok böyle geniş bir şey oldu. Yani sürekli içine kapanan bir türden, sürekli dışarıya açılmaya çalışan bir türe geçiyorsun. Türe geçiyorsun. Yani tümüyle düşünme biçimini de yenilemek lazım aslında. İşte şöyle bir şey oldu. Yani kelimelerin şiirdeki durumuyla romandaki durumu ya da bizim bildiğimiz işte anlamın şiirdeki durumuyla romandaki düz yazıdaki durumu çok farklı. Bir yandan bu iş çok kolay oluyor. Yani içine kapandığın işte şair kimliği, şair olmaklık neyse oradan romana sıçramak ya da geçmek bir yandan kolay oluyor. Bir yandan da şiir yazarken geliştirdiğin düşünme biçimi, yani imgeyi dışarıya sunarken, tahayyülünü dışarıya açarken ki sürekli bir minimal hale sokma, düzenli hale sokma, daha işçiliği, sanatı ön plana çıkarma durumu roman yazarken seni sıkıntıya sokabiliyor. Bir yandan zor, bir yandan kolay bir şey. Ama temel olarak şiirde kelimeler bir nesneyken, yani nesne gibi dururken, romanda kelimeler bizim gündelik hayatta kullandığımız, bir alışveriş sitesini yazarken, bir mektup yazarken,
ki durumda oluyor romanda. Daha kolay oluyor yani. Bir nesneyle ilişki kurmak başka. Yani şiirde nesne olarak karşına çıkan kelimeyle, göstergeyle diyelim, ilişki kurmak başka. Romanda çok başka. Romanda daha kolay ama onun da kendine göre çok zorlukları var. Çünkü uzun, yani bir ne derler, 150 sayfa, 200 sayfa, bazen 1000 sayfa baştan anlattığınız olayı sonuna kadar götürme zorunluluğu da var. Ama şiirde o yok. Şiirde anlık bir şey oluşur ve biter, kapatır gidersin. Çok farklı türler olduğu için başta yaptığın noktayı istinad, yani neden şiiri terk ettin? Bunu sen söylüyorsun. Sen böyle ima ettin ama ben oraya da geleceğim. Şiiri terk etmedim. 4 yıldır şiir kitabı çıkarmıyor olmam, şiir yazmıyor olduğum anlamına gelmez. 4. şiir kitabı dosyam bir ya da iki şiir eksikle hazırlanıyor. Güzel. Eylül, Ekim gibi çıkar. Peki tersinden sorayım o zaman. Roman yazmayı sevdin mi? Başka roman yazmayı düşünür müsün? Roman yazmayı çok sevdim. Sevdim. Evet, çünkü kurmaca sadece okuyanı değil, en başta kuranı da bulunduğu durumdan, gündelik hayatın getirdiği sıkıntıdan alıp ferahlatan bir şey. O ferahlığı çok yaşadım. Romanda her zaman yazdığım şeyler kurmaca olmadı. Çok çok başımdan geçen şeyleri de, arkadaşlarımın başından geçen şeyleri de kaydettim. Ama tamamen kurmaca, tamamen uydurma olan şeyleri yazarken o katarsis denen şeyi yaşadım yani. O yüzden çok mutlu oldum. Kurmacanın öyle bir güzelliği esasında var. Esasında şiirde tabii herhalde şundan vazgeçiyorsun düz yazıya geçerken. Şiiri, kelimeleri kendi anlamlarına atamak gibi bir lüksün var. Yani şiirde geçen kelimelerin ne anlama geleceğine sen karar veriyorsun. Evet. Romanı yazarken ama o kelimelerin anlamları var ve fazla da bükülmüyorlar senin karşında. Evet. Daha korunaklılar. Gardlarını daha iyi almışlar. Mecburen sözlükteki anlamlarını taşıyarak ilerliyorlar. Mesela buna sinirin bozuldu mu? Otoritenin kaybolduğunu hissettin mi? Ya bu çok iyi bir soru. Şiir kitaplarını hazırlarken editörlerin bana davranışıyla romanı yazarken editörlerin davranışı çok farklıydı yani. Şiir yazarken editörler soru sormaya korkar. Çünkü bilirler ki orada bir şey, bir numara yapılmıştır. O bahsettiğin atama olayı var ya. Atama olayı yapılmıştır fakat o gözden kaçırmıştır. Bunun böyle ne derler? Anlamamış olmayı çaktırmamak evet, için. Evet, ürkekliğiyle yanaşırlardı. Ama benim editörlerim bu sefer biz bile bunu anlamıyoruz. Sen o zaman vazgeç, yazma böyle bir şey yapacaksan. Bunu okur nasıl anlayacak yani, biz bu işin içinde olduğumuz halde bu cümle, bak bakalım sen bir de oku anlıyor musun dediklerinde birçok cümleyi çalışma aşamasında kendim de anlamadığını görüyorum. Ama yazarken hiç sorun yoktu. Çünkü oradan işte şiir cereyan yapıyor, açık kalmış azıcık. Onları bir daha oturdum 3-4 kere baştan, neredeyse baştan yazar gibi oldum kitabı yani. Peki ama bununla beraber de roman boyunca şiir hiç iyi bir şeymiş gibi ya da şiir yazıyor olmak pek iyi bir şeymiş gibi çıkmıyor. Hep vasıfsız, başarısız, kötü şairler, kötü şiirsel haller var romanında. Yani bir şair olarak başkalarının yazdığı şiirden mi memnun değilsin? Yoksa bu karakterlere özgü bir şey mi bu? Evet. Romanda şiir dergisi çıkaran gruba yazarın yaklaşımı ve birinci tekil şahıs ağzından anlatan Emrah'ın yaklaşımı ve bir şiir gecesi denen vakanın bayağı farz haline getirilmiş hali var. Evet. Çok yoğun değil. Belki bir sayfa, iki sayfa, toplasan 3-4 sayfalık bir kısım bu bütün şeyler. Ama her referans verildiğinde şiir hakkında ne muhteşem bir şey şiir yazmak diye düşünmüyoruz. Aksi geliyor yani daha ziyade. Düşünmüyoruz. Biraz da şey mi oldu acaba böyle mesela Oğuz Atay romanlarında hem Tutamayanlarda hem de Tehlikeli Oyunlarda böyle şiir konusu açıldığında böyle cinnet geçiriyor adeta böyle. Yazarken hissediyorsun. Günlüğünde de var yanılmıyorsam. İşte roman geleneğimizde acaba böyle şiiri bir küçük görmek, bir hani dalga geçilecek bir şey olarak algılamak vardı. Ona mı selam vermek istedim? Değil. Tabii ki de. Ama gördüğümüz örnekler senin de içinde olduğun bir ortam. 2008, 2009, 2010
bir şekilde sürtünüp geçtiğimiz ya da içinde kaldığımız, gördüğümüz, sonra ertesi gün birbirimize kahkahalar anlattığımız birçok garip haller gördük biz. Ve Beyoğlu'ndaydı hepsi hatırlıyorsan. Evet. Bu yaşanmış olayları es geçmek istemedim. İlk defa yapılan bir şey değil. Yabancı romancıların da çokça yaptığı bir şeydir. Yani böyle şiir konusunda atamayla ilgili bir şey. Atama kelimesi çok iyi geldi bana. Orada bir atama gerçekleştiği için aslında bir tane bir iktidar alanı oluşuyor. İnsanın kendi masasında oluşturduğu bir iktidar alanı var. Aslında bu dışarıdakilere çok komik gelecek bir şey en baştan. Yok yere mesela bir masa, bir sandalye, bir alan oluşturuyorsun ve o iktidar alanında kendini muktedir hissediyorsun. Aslında bu temelde ironik bir şey. Bunun dışarıya taşması, hele şiir geceleriyle, işte şiir toplantılarıyla ya da ilgilendiği sanat, şiir olan bir insanın şairliğini kullanarak işte sosyalleşmesi sırasında daha da komik hale gelen bir şey. Bizim de başımızdan geçen şeyler olduğu için ve Beyoğlu'nda da yaşanan temel şeylerden biri olduğu için muhakkak geçmesin gerektiğini düşündüm. Peki, ama iki şey daha soracağım. Ama gibi. Bir de kutsallaştıranlar var. Yani şiiri metinlerinde ya da şiirde ya da röportajlarında çok kutsallaştıran insanlara bir şey söylüyor musunuz da? Biraz böyle farz haline getiren işte bana bir şey söylüyorsun diye soruyorum ben de sana. Onları da karşıma alırsam onlara da yani. Sorarım. Ama şimdi senin karakterlerin de bir şiir dergisi çıkarıyor. Bir kısmı diyelim en azından bir karakterlerini. Kısmı. Onların da temel çıkarma sebebi esasında o şiir ortamında kendilerine bir iktidar alanı. Çünkü şiir de yazıyorlar bu karakterler aynı zamanda. O dergiyi çıkartmayı bıraksalar iktidar alanları birden sönecek veya dayak yemeye başlayacaklar diğer dergiler tarafından. Bunun da bir tedirginliği var. Başlarken sen de elinde sonunda bir dergiciyim dedin. Yani dergi çıkarmanın temel nosyonu ya da hedefi bu adacığı, kendine ait adayı yaratmak meselesi mi? Yani benim de içinde bulunduğum bizim grup bence yani Türkiye'de şu ana kadar bu işi en samimi. Evet, ben bir derginin içerisinde bulunduğum zaman belki iktidarı arzulamış olabilirim, arzuladım da. Fakat gereğini yerine getirme bağlamında en samimi ekip olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle ki iktidar istenen bir şeydir. Edebiyatta iktidar olmak, bir alana sahip olmak, bu içgüdü yanlış bir içgüdü değil. İnsanda olması gereken, insanın işte psikolojisinde de var olan, benliğini okşayan bir şey. Edebiyatta iktidar olmak, iktidar olmayı istemek kötü bir şey değil. İktidar olmaya çalışırken yapılan şeyler ve iktidar olduktan sonra ortaya çıkan fiiller toplamda bakıldığında bir kötülüğe çıkıyorsa, kötülük dediğim çirkinlik, çirkinliğe çıkıyorsa sonucu o kötü. Senin karakterlerin açısından nasıl değerlendirirsin onu? Onların çıkardığı dergi ve sonuçları çirkinliğe varıyor mu? Benim karakterlerim aynı eve toplanmış ve dışarıdan destek veren ve hakikaten de başkalarından dayak yememek için bir araya gelmiş bir ekip. Zaten çok işte mütevazi bir satış şeyi var. Kitlesi çok sınırlı. Bu anlamda bu ilişkileri kullanarak çirkinlik yayan, sıçratan herhangi bir karakter yok. Bu şekilde olmasını istemedim. Yapabilirdim bunu. Yapmak istemedim. Ama genel olarak Türkiye'de iktidar, hem siyasi iktidar olsun hem de kültürel iktidar olsun fark etmez. Ele geçirildiğinde böyle insanların aleyhine çirkince kullanılan bir şey aygıt haline geliyor. İktidarı arzulamakla iktidarı ele geçirdikten sonra yapılan şeyler aynı potada bence değerlendirilemez kanısındayım. O yüzden peki. İktidarı ben de evet arzuladım. Yani dergi çıkarırken bunu düşündüm. Ama bunun sonucunda muktedir zarar... pek olamadık ama. Olamadık, yok beceremedik. Şimdi romanda aslında ben bunu şiir yazmanla çok ilişkilendirdim romanın akışı açısından. Yani şey dedin ya, şiir yazarken daha parçalar bir araya gelerek bir bütün oluşturuyor. Elbette o dosyanın kendisi bir derdi kendine mesele ediniyordur. Bağlantılıdır şiirlerin ruh dünyası çoğu zaman birbiriyle. Ama o yüzden bir dosyanın altında birleşmişlerdir.
öte yandan farklı farklı odaklara yakınlaşmana da imkan veriyor tabii şiir yazmak. Hem de daha kısa bir şeyde, alanda. Şimdi burada yani romanı okumamışlara çok fazla spoiler, okuma hevesini kaçıracak şeyler söylemek istemiyorum ama şunu diyebiliriz galiba. Esasında aynı anda iki şey var. Romanın bir baş karakteri yok ya da romanda 10 tane baş karakter var. Yani ağırlıklı olarak romanın yükünü çeker gibi görünen Emrah'tan söz edebiliriz belki ama o da çoğu zaman geriye çekiliyor. Diğer karakterlerin gözünden de okuduğumuz anlar oluyor ya da onların hikayelerine yakınlaştığımız anlar da oluyor. Bu birazcık sanki bana önceki yazma deneyiminin bir sonucu gibi de geliyor. Yani skeçlerden oluşuyor demek istemiyorum. Birbiriyle bağlantılı ama tek bir yerde kalıp onu geliştirmeye, açmaya, çözümlemeye niyetlenmektense anlatmak istediklerim var, değinmek istediklerim var ve onlara değinmeden geçmek istemiyorsun. Onlar da romanın bir parçası haline geliyor gibi düşündürttü bana. Bilmiyorum, anladım. Başarısız de... bir roman yani. Hayır, başarısız değil. Aslında bunu gelmeden önce de hayır, ben niye sizin arzu nesniniz olayım ki? Olma. Yani, hayır. Siz karakteri arzuluyorsunuz diye ben size bir karakter vermek, ana karakter vermek zorunda mıyım? Aslında çok ilginç bir şey yani, söyledi. Sen, ya ben sizin gibiler sevmiyor. Yaşlı dedim bize gelmeden önce. Senin kuşağın sevmiyor ama genç kuşaklar sevdi romanı dedim. Evet. Bu da ilginç geldi. Acaba bu tam da bu... Çünkü hep aynı karakter. Twitter meselesi etkili olabilir mi gibi düşündüm. Ya da dijital kültürle yetişmiş olmaları bizim gibi daha gelenekçi, konvansiyonel kafalı eleştirmenlere karşı bir alternatif mi sunuyor? Çünkü alıştığımız bir roman değil. Evet. Daha hani avantgard da değil, o kadar da değil. Ama yine de gerçekten bitirdikten sonra bu romanın karakteri kim diye düşünebileceğin bir roman. Ya da bütün bunlar bu kadar kısa bir zaman içinde değinmek iyi mi kötü mü diye beni düşündürttü. Öte yandan başka bir neslin tam da aradığı şey de olabilir bu. Ben bunun başka bir neslin tam aradığı şeydir deyip kesin bir şey söylemek istemiyorum ama 90 kuşağı, 90, 91, 90 doğumlular diyelim. Ona 90 kuşağı diyebiliyor muyuz? Çünkü edebiyatta hani 20 yaşına geldik, doğumlular 80 kuşağı mesela kurtaralım. 60 doğumlular 80 kuşağı oluyor ya. 20, yazmaya başladıkları an filan. Soru çok uzundu, not da alamadım. Anladığım kadarıyla yazar ve kitle, okur arasında ki ilişkiyle ilgili bir soru bu. Şimdi bu roman, senin de söylediğin gibi şiir, kendimizi biraz sınırlıya ilerlediğimiz bir şey. Bizi daha çok böyle minimal hale zorlamaya iten bir şey. Bu romanda da ben kendimi sınırlamak adına, yani avantgard olmayı, kesinlikle postmodern olmayı engelleyecek bir sürü sınır koydum. Bu birincisi. Bunu zaten en baştaki amacım buydu. Kesinlikle konvansiyonel bir şey yazacaktım ama günümüzdeki insana hitap edecekti. Yani olay baştan sona gelişecekti, üst kurmaca olmayacaktı, işte flashback olmayacaktı. Söz o işte postmodern söz oyunları, yazarın araya girmesi, neyse, hatta modern bile olmayacaktı. Yani sanki böyle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi gibi bir şey olacaktı, baştan alınıyor, arası abartılar var, devam edip gidiyor gibi düşünmüştüm. Sınırlamaları şöyle koydum: mekan tek mekan, Beyoğlu. Zaman 2 hafta gibi bir zaman, sadece Tanrı anlatıcı ağzından anlatılsa ya da sadece birinci tekil şahıs ağzından anlatılsa yine bana geniş bir alan sunacaktı. Çok gevezelik yapmamı gerektiren bir şey olacaktı. O yüzden anlatımı iki parçaya ayırdım. İki parçaya ayırarak biraz daha sınırladım. Yani küçüldükçe küçülttüm aslında ben olayı. Bunun için çalıştım ve bunu amaçladım aslında. Tamam. Senin az önce söylediğin işte bir karakter olmaması... işte alışılageldik işte karakterleri ayrıntılı anlatmak, yüzlerini, gözlerini, Balzac işte burayı anlatıyor, ensesi çok güzeldi diyor, bilmem yani. Tamam, illa oraya kadar gitmemize gerek yok ama. Ya da bir olaya odaklanıp bütün ayrıntılarıyla bir işte psikolog gibi onu Peyami Safa gibi tahlil etmek gibi şeyleri bilerek es geçtim. Karakterlerin
Kimi zaman kokuya duyarlılıklarıyla, kimi zaman yedikleri içtikleri şeyle, işte makarna meselesi var, kimisinin az çorba içmesi var. 4 ya da 5 tanesinin de burcuyla, yani hangi burçtan olduğunu ve konuşurken hangi üslupla konuştuğunu verip geriye kalanını okurun zihninde tamamlanmasını istedim. Şimdi bu şekilde tamamlanmıyorsa o zaman iyi değil. Hem benim suçumdur, aslında hem de okurun suçudur. Yani okur belki biraz daha zorlasa, buna benzer bir karakter vardı etrafımda, acaba o gördüğüm karakterle ya da bir roman karakteri vardı, tamamlayabilir miyim diye zorlasa belki işin içinden çıkacak. Ama zorlamazsa, hiç zorlamazsa mesela, tamamen okuyup geçse, hiçbir birbiriyle ilgisi olmayan saçma sapan bir sürü insanın işte diyalogları, monologları gibi de görebilir. Buradaki kusur, işte cürüm tamamen bana da ait olabilir. Okurun da okurken dikkatsizliğinden kaynaklanabilir. Bundan emin değilim yani. Orada çok elimden geleni yaptığımı iddia edemeyeceğim. Ama ben, bana göre benim gündelik hayatta karakterleri algılamamda, bir yere oturtmamda kullandığım, yani işte tercih ettiği giyim markasına göre olsun, birçok şeye göre olabilir yani. İşte saç modeline göre olabilir. Sadece bir insanın fonetiği konuşurken, yani fonetiğine de bakıp yargıda bulunabilirsin. Sadece bir iki özelliğinden bile biz insanları tanıyabiliyoruz artık. Yani çünkü hem sosyal medya hem de gündelik hayatın çok hızlı ilerlemesi insanlarla ilişkilerimizi, görüşme sayımızı arttırdığı için bir bakışta tanıyabileceğimiz insanlarla dolu ortalık. Bu birincisi. İkinci bölüm, acaba dedin ki karakterlerin ayırt edici özellikleri yok. Şunu da gördüm. Günümüzde... Bunu demedim. Ayırt edici olmadıklarını düşünmüyorum. Tamamen gayet temsil ettikleri şeyler var. Ve onlar hakkında düşündürtüyor. Orada bir mesele yok. Biraz konusuna da geçelim. İstiyorsan orada tamamla. Bu karakterler neyi temsil ediyorum. Tamam. Olay Beyoğlu'nda geçiyor. Beyoğlu'nda da belirli bir zamanda geçiyor aslında. 15 günlük süre, ama o tam Gezi Parkı olaylarının yaşanmasından hemen önce ve hemen sonrası gibi bir 15 günlük kısımdan bahsediyoruz. Evet. Bu dönemi seçmiş olmanın anlamını da ya da niyetini de anlamak istiyorum esasında. Mesela edebiyatta şey vardır. 12 Mart romanları, 12 Eylül romanları, değil mi? Kurtuluş, evet, Savaşı. Yani tarihsel bir olayla anılan romanlar, tarihsel bir olaydan bahseden romanlar. Mesela buna bir Gezi Parkı edebiyatının parçası olarak görülebilir mi? Gezi Parkı romanları külliyatının bir parçası olarak. Niye bu dönemde geçirmek istedin özellikle? 12 Mart. Sevgi Soysalların falan, aynen, yazdığı Adalet değil mi? Ağuz, mesela Adalet Ağulu'nun. Şeyi de sorayım mı? Hız sen düşünürken, olayı beni çok rahatsız ediyor. Gezi Parkı sırasında sen de oradaydın. Biz de oradaydık. Ama sen orada kütüphanenin kuruluşu sırasında da veya devam edişi sırasında da oradaydın. Ve bu romanda da yine o kütüphanenin kuruluşuna tanıklık ediyoruz. Evet. Yani bir bakıma şey diyebilir miyiz? Gezi Parkı'nda o gün olanlar burada anlattıklarım mıydı? Yoksa değiştirdim mi? O olayların çok hızlı gelişmesi, haber sitelerine yansıması, işte Facebook ana sayfalarında bir yerlerde kalması ve hızlıca unutulması, bahsetmesi gerekenlerin de çok kötü ve adice bahsetmesi beni rahatsız ediyor bir kere. Şimdi Gezi Parkı diye bir şey oldu. Bununla ilgili 2-3 ay geçtikten sonra romanlar çıktı, böyle kötü romanlar. Bahsedildi. Haber siteleri çıktı. Birçok haber sitesi şu an engelli. İşte gazetelerde bir şeyler çıktı, unutuldu gitti. Edebiyat denen şeye, yani o hızlıca çıkan romanların hiçbirisinin ben geleceğe kalacağını düşünmüyorum. Yani basıldı, geçti, gitti. Ben şu an isimlerini de hatırlamıyorum. O dönem bir şeyler oldu yani. Editörlerim, biz zaten bunları biliyoruz demişti bana. Belki yakın tarihi anlatmanın böyle de bir riski, evet, var. Biz yani zaten, burada hemen itiraz edenler roman, evet, biz zaten bunları biliyoruz olabilir. Kafamıza takılan şeyleri nereden araştırıyoruz? İnternete yazıyoruz. Yasaklanmış, engellemişse nereden bulacağız? Bulamayacağız. Biz bunları biliyoruz. Köşe yazarlarının yazdıklarından biliyoruz. Biz bunları haber metinlerinden biliyoruz. Yaşadıysak o gün gördüklerimizden biliyoruz.
Yani 10 yıl sonraki insanlar, 20 yıl sonraki insanlar bunları nereden bilecek? Kaydetmek mi istedin? Net ilk hedefim bu, kaydetmek. Yani sanattan, edebiyattan, estetik kaygının ötesine geçmek çok iyi bir şey değildir böyle durumlarda, ama öncelikle bir kayıt ihtiyacı var. Bunun kaydedilmesi lazım. Sadece Gezi Parkı değil, Gezi Parkı bir yandan cereyan ederken bir yandan da işte cemaatin faaliyetleri var Beyoğlu'nda. Bunlar da bir şekilde, ya bunlar zaten haberlere çıktı, ne yaptıklarını, ne ettiklerini gördük, şey yaptık, bunu yaptık, işte FETÖ'nün ne yaptığını gördük diye bir sürü bir şey çıkıyor. Haberlerde çıkabilir, önemli değil, çıksın. Kaydedilmesi de gerekiyordu. İlk başta hedefim bunları bir kere kaydetmekti. Tamam. Kalsın dedim. Nasıl kaydolmak istiyorsun? %100 geleceğe kalacağımdan, bundan emin olduğumdan değil. 10 tane köyüme götürürüm, orada kalır yani. Problem kayıt altında olsun. Bir sonraki kuşak o zamana kalacaksa, edebi bir değer taşıyorsa kalır muhakkak. Açtığında o dönem tarafsız yaklaşmaya da çalıştım zaten. Yani çok taraf tuttuğumu söylenemez. Kimlerin ne dediğini, nasıl olduğunu, bir arşive girip gazeteden bakacağına, biraz daha onun kurmacaya yedirilmiş halinden baksın, daha yakınlık hissetsin, daha yakınlık kursun diye yaptım. Burada karakterler Gezi Parkı olayları başladıktan sonra aslında galiba hepimiz de öyle hissediyorduk. Yani niye burada olduğumuzu pek bilmeden bir yere gidememe şeyi o kadar canımızı sıkıyordu ki orada bir araya gelmiş olduk yani. Evet. Sebepten çok sonuç önemliydi gibi bir şey. Bütün yani senin karakterlerin de, romandaki karakterler de çok düşünmüyorlar niye orada olduklarına dair ya da buradan ne elde edeceklerine dair. Nasıl hatırlıyorsun sen? İşte onu düşünseydim, tipik bir 12 Mart romanının tarih değiştirilmiş halini yazabilirdim. Çok zor bir şey değil. Biraz daha düzgün çalışarak, daha konsantre olarak neden buradayız? Yani işte bir önceki kuşağımız, 68 kuşağı, hepsi bize saçma sapan başından, olaylar başlamadan niye orada olduklarını bilmiyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar, nasıl insanlar olduklarını bilmiyoruz, bunlar kim, ne gibi yaklaşmışlardı. Birinci gün, ikinci gün, ha bu çocuklar işte başardı bilmem ne deyip onlar da neyi niye desteklediklerini, o kadar altyapıları olmalarına rağmen, ne derler, teori bilmelerine rağmen, tarih bilmelerine rağmen, örneklerini okumalarına, görmelerine rağmen anlayamadılar aslında. Yani sadece oradaki çocuklar, oradaki biz neden orada olduğumuzdan kuşku duymadık. Önce tarafsız kalan, sonra destekleyen, önce tarafsız kalan sonra yuh çeken insanlar da neden yuh çektiklerini, neden desteklediklerini anlayamadılar aslında. Sadece bizimdeki anlam boşluğu değil o. Peki bu şey sorunu ya da hissiyatı yaratmaz mı? Hani bir taraftan o an oralarda olanlar ya da takip etmiş olanlar bunu eleştirebilir. Bu zaten kaçınılmaz. Hayır öyle bir şey değildi ya da evet öyleydi, senin anlattığın gibiydi. Ama bu senin dediğin gibi sonraki kuşaklar, yani buna tanık olmamış, senin yazdıklarından ya da filmlerden ya da başka metinlerden, Gezi Parkı'ndan haberdar olan insanlar için, olacak insanlar için. Bu da böyle bayağı ergence bir işmiş. Yani gitmişler oraya, kendi kendilerine oyun oynamışlar. 3 gün, 5 gün müsaade edilmiş. Ondan sonra da yeter artık denmiş. Göndermişler oradan. Gibi bir his yaratmaz mı? Yaratabilir mi ya da? Tarih kitaplarına nasıl geçer? Çünkü edebiyat dediğimiz şey tarihten bağımsız da çok okunamayan bir şey. Asıl meselenin nasıl geçtiğini, nasıl geliştiğini teorisyenler, sosyologlar, tarihçiler bir şekilde şu an kayıt altına alıyorlar. Geleceğe de bir şekilde kalacaktır. Ama edebiyat ilerideki estetik duygusu kuvvetli. Ben bir de bunun edebiyattaki yansımasını görmek istiyorum diyen insan, dönemdeki insanların genel karakterinin kafa karışıklığı. Yani milli mücadele dönemindeki insanlar hınçla falan böyle safları sıklaştırarak bir dava uğruna bir şey yapıyor. Oradaki insanlar hipnoz olmuş gibi hareketleniyor. Romanlardan da biz bunu algılıyoruz. Böyle ne yaptıklarını şey görebiliyoruz. Olay Beyoğlu'nda geçiyor, orada da 20 sene sonra bakacak insan
dönemin kafa karışıklığını aynı şekilde alacaktır kanaatindeyim. Aslını, ne olması gerektiğini, ne olduğunu zaten teori, tarih kitaplarında bence okuyabilir diye düşünüyorum. O kadar da sorumluluk yükleme diyorsun. O kadar sorumluluk yüklersek hiçbir şey yazmamamız gerekir yani. Haklısın. Ben başlığın çok başarılı olduğunu düşündüm. Olay Beyoğlu'nda geçiyor. Az önce bu konvansiyonel bir karakter yok dedim ama aslında var Beyoğlu. Yani mekanın kendisi bir baş karakter olarak öne çıkıyor. Evet. Dolayısıyla şeyi de sorasım geliyor sana. Yani Beyoğlu ne ifade ediyor senin için? Bu roman için? Yani Gezi Parkı öncesinde Beyoğlu neydi? Bugün Beyoğlu ne? Senin irtibatın ne? Sende nasıl bir etkisi var? Beyoğlu benim kaybolmak için geldiğim bir şehir. Şehir. Kendi başına bir şehir tabii, değil mi? Tabii şehir. Kaybolmak istedim. Nasıl kaybolacağımı bilemedim. Beyoğlu'na geldim. 2007 olması lazım. Zaten gelir gelmez Beyoğlu'nda bizi kucağına çeken şey edebiyattı. Yani önce de şiirler yayınlıyordum, ilgileniyordum, işte eleştiri yazıyordum. Çok küçük çalışıyordum ama Beyoğlu'na kaybolmaya geldikten sonra, gerçekten kaybolmaya geldikten sonra beraber başladığımız serüven, Yeni Yazı Edebiyat, Yeni Yazı Dergisi serüveni bayağı beni içine çekti. Tam böyle istediğim o kayıplığa eriştirdi diyebilirim. Gezi'den önce Beyoğlu bizim ya bir kurtarıcımız gibi nasıl söylenir? İçinde olduğumuz her an anne sıcaklığı demek istemiyorum ama bir sıcaklık veren, sürekli bir sürprizle karşılaşacağımız, yani bize ferahlık veren bir mekandı. Çünkü o zaman daha işte Suriye iç savaşı falan da başlamamıştı. Gelen turist kitlesi belliydi. Yani hesabı kitabı belli bir şehirdi diyebilirim Beyoğlu. Ama Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan pasajlar, pastaneler, sinemalar, işte tiyatro salonları, barlar, meyhaneler, yani yüzyıllardan beridir Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan şey bunlar. Fakat bunların işte Gezi'den sonra yavaş yavaş yıkıldığını, kaybolduğunu, işte pastanelerin kapandığını, sinema salonlarının Alkazar, Emek gördük. Yani Beyoğlu'nun çok kapandı. Kitapçılar kapandı, İstiklal Kitabevi gitti, Robinson 4-5 kere gidip geldi neyse. Şehrin çok kısa sürede nasıl şehrin o kimliğini oluşturan şeylerden, aygıtlardan arındırıldığını ve böyle çöl haline gelebildiğini gördük. Hem kitlesi değişti hem de onu o yapan yapılar birden ortadan kayboldu. Burada pes edenleri ben hiç affetmiyorum bir kere. Yani Beyoğlu nitelik olarak düşük, işte turistler tarafından işgal edildi. Çevik Kuvvet Polis tarafından işte işgal edildi, bilmem ne tarafından işgal edildi ve bitirildi. Bu bitmiş şehri biz artık hiçbir şekilde bu şehirde yaşamak istemiyoruz deyip başka yerlere, ilçelere, illere neyse giden insanları affetmiyorum. Sen sahip çıkıyor musun hala? Ben bir etkinlik olduğu zaman Beyoğlu'nda olmasına özen gösteriyorum. Sinemaya gideceğim zaman kesinlikle orada gidiyorum. Kitapçıya gideceğim zaman orayı tercih ediyorum. Zaman geçireceksem orayı tercih ediyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Orada şu an çeşitli arkadaşlarda işte kendi evimi kapattıktan sonra 3-5 sene yaşadım. Orada olmasına özen gösterdim. Bir şekilde arkadaş gibiydik Beyoğlu'yla. Ben hala arkadaş gibiyim. Bir daha bu olaylar olsa Beyoğlu'nda mı olur mesela sence? Gezi Parkı gibi olaylar mı? Bir sonraki protestoların kalbi Beyoğlu mu olur bugün de? O vasfını kaybediyor mu mesela? Bir önceki protestoların kalbi orası değildi ki zaten. Yani oradaki bir mahalleye, bir alana saldırı yapıldığı için orada oldu. Yani çıkış sebebi bir park olduğu için olayın olduğu yerde Beyoğlu olmuş oldu. O kadar tesadüf mü bilmiyorum. Başka bir yerde de aynı tepki verilir miydi? Olay yani Üsküdar'da geçer miydi yani sence? Yani Üsküdar'da işte mezarlık Karaca Ahmet mezarlığının üstüne beton filan döküp biz buraya iş hanı yapacağız filan deselerdi, İnsanlar gidip orada
bence eylem yapabilirdi yani. Peki. Çünkü herkesin, her kesimin, her sınıfsal kesimin kutsalı var. Bir sınıfsal kesimin kutsalı... Orada haklısın, onun için demiyorum. Ama aynı kitle oraya da... Aynı kitle değil, aynı kitleden bahsetmiyorum. Farklı kitle olabilir. Çünkü hepimizin kutsalı var yani. Evet, yani Beyoğlu deyince tabii aklımıza şey geliyor değil mi? Daha gençlerin, üniversitelilerin, biraz solda duran, kendini öyle tarif edenlerin, entelektüellerin falan bir araya getirdiği bir mekan. Evet. Bir büyük... Şehir içinde şehir. Evet. Bu vasfını mı kaybediyor acaba diye soruyorum. Nargile kafa açılırsa her sokakta kaybeder yani bu. Yani 600'den fazla nargile kafe var neredeyse yani bütün şeyi hesapladığımızda. Bu 50 tane filan da eskiden. Yani her sokakta bir tane lokantayı, bir tane işte barı bilmem neyi kapatıp nargile kafe yaparsan. Sonuçta bu. Kaç sokak var ki zaten Beyoğlu'nda yani? Biter. Peki. Yavaş yavaş toparlamamız gerek Cihat ama senin özellikle söylemek istediğin bir şeyler varsa onları da alabiliriz. Söylemek istediğim şey senin arada sorduğun bir soru kayboldu gibi oldu. Gezi Parkı'nda kütüphaneyi kurdunuz dedin, sen oradaydın dedin. Fakat ben ilk soruyu cevapladım öncekini, sen sonra başka bir soru sordun. Peki, kesmiş oldum. Tamam. Soruyu yani, bir daha... Demek istediğim şuydu, sen de orada kuranlardan... biriydin. Evet. Gezi Parkı'nın içindeki kütüphane. Evet. Yaparken o işi ne hissediyordun mesela? Bittikten sonra sana ne düşündürdü? O işi yaparken dünyadaki çok... en işte önemli işi yaptığımı düşünüyordum. Yani çünkü şiddet taraftarı olmadığımız için hiçbir zaman genelde ne derler pasif bir direniş sergilediğimiz için o dönem pasif direnişin içindeki en pasif yani belki bir tane şey kurulmuştu böyle sağlık ocağı gibi ne derler? Revir. Revir gibi kurulmuştu böyle işte revirle yarışıyorduk pasiflikte. Yani o kadar iyiydi çünkü kitap geliyor ve kitap veriyorsunuz. İşte sınır tanımayan kütüphaneciler gibi. Evet. O yüzden çok iyi bir insan olduğumu falan düşünmüştüm. Çok rahat uyuyordum orada. Orada uyuyorduk zaten çoğu zaman eve gitmiyordum. Orada başıma herhangi bir şey geldiğinde içim rahat bir şekilde... Güzel başıma geldi diyebilirdim. Başka insanların başına gelen ölüm, yaralama olaylarının bir benzeri benim başıma gelseydi, yaralı kalsaydım hiçbir zaman pişman olmazdım. Yani iyi bir şey yaparken bana bu yapıldı derdim. En korktuğum şey trafik kazasında ölmek bu arada. Çok şey bir ölüm, kötü bir ölüm. Kaza eseri değil de işte... Daha kendime göre kutsal bir alanda başıma bir şey gelmiş diye düşünürdüm mesela. O kadar önem veriyordum o dönem. Şimdi nasıl düşünüyorsun dersen aynı şeyi düşünüyorum. Peki. Toparlıyoruz ama şunu söylemem lazım. Romanda olan bitenin çok azından bahsettik esasında. Çok daha fazlasını konuşmayı hak ediyor. Cihat Duman'ın Olay Beyoğlu'nda Geçiyor adlı ilk romanı. İlk romanın altını çizelim. Daha sonra yeni deri gelecek gibi hissettirdin çünkü. Agora Yayınları'ndan çıktı. Evet. Edinip okunmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sevmek ya da sevmemek teşekkürler için. Teşekkürler ya. En azından bunun hakkında düşünmek için hak ediyor bu yargılardan bir tanesini. Eyvallah. Çünkü bunlardan hiçbirini hak etmeyen çok şey yayınlanıyor. Senin kitabın en azından sevilip sevilmemek konusunda yeterince malzeme veriyor. Ya çok iyi bir kitap değil ama ben de sevdim. Peki. Yani. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Şehir ve Edebiyat'ın 6.sını izlediniz. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programları her hafta pazartesi günleri yayınlanıyor. Bir sonraki günde Seva Şahin'i de tatilden dönmüş olarak yeniden aramızda görerek umarım ki burada olacağız. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.